Ceylan Taylan'ı kullanıp böyle bir hayata sahip olmak istiyor. Benim kızım böyle şeyler için hayatta gönül indirmez. Sen kızını pek iyi tanımamışsın Gündür Hanım. Ceylan oyununu çok sinsice, çok akıllıca oynuyor. Bana bak, benim kızım hakkında doğru düzgün konuş. O peçeteyi üstüne örteceksin. Masaya koymayacaksın. Sen ne diyorsun be? Daha kadeh nasıl tutulur, nasıl su içilir onu bile bilmiyorsun. Sen beni aşağılamak için mi çağırdın buraya? Hayır. Gerçekleri göstermek için. Sen kendini çok büyük zannediyorsun ama sen bir hiçsin. Hiç. Sen de, kızın da benim evimde sadece hizmetçi olabilirsiniz. Otur. Söyleyeceklerim henüz bitmedi. Kızına engel ol. Eğer Taylan'la evlenmeye kalkarsa hepinizi mahvederim. Bitti. Gidebilirsin. Önce sen de beni dinleyeceksin Feryal Hanım. Dinliyorum. Bunların hepsi boş laflar. Benim kızımın senin oğlunla hiçbir ilgisi yok. Var. Ha sen de istiyorsun tabii. Yoksa nasıl kurtulacaksın ki o köhne evden? Sen benim köhne evime kurban ol be. Ceylan senin evinde yalnızca çalışıyor. Bundan sonra da asla ama asla göndermeyeceğim onu. Hala iş diyor. Bana bak. Feryal misin nesin? Madem öyle istiyorsun. Şimdi bir mahalle kadını oluveririm. Buradan sağ çıkamazsın. Ha şöyle. Kendine gel. Zorlama insanı. Bundan sonra Ceylan gelmeyecek. Senin gibi kadının ekmeği de yenmez zaten. Ha bu arada bana borcunuz falan yok. Gözlerimle gördüm. Ceylan Taylan'ın yatağına girdi ya. Bana bak kadın. Ben seni öldürürüm. Ben seni paramparça ederim. Ben seni lime lime anne yaparım. Ben seni bıçağa buraya çevirelim. Anne, dur. Gündür Hanım, susmanızı ve söylediklerimi yapmanızı tavsiye ederim. Size sordum. Ne oldu burada? Annenle biraz konuştuk Ceylan'cığım. Anne iyi misin? İçeride 5 dakikadan fazla kalmasınlar. Emredersiniz Feriha Hanım. Sonra çıkartın bunları. Zor kullanmaktan çekinmeyin. Çıkmanız gerekiyor. Tamam çıkıyoruz şimdi. Anneciğim. Ceylan. Sana bir tek şey soracağım. Sor ne istersen sor. O Taylan denen adamla. Ne diyorsun? Oğlumun yatağında buldum kızını dedi bana. Ay Allah'ım ya. O öyle bir şey değil ki o. Öyle bir şey oldu yani. Yazıklar olsun sana Ceylan. Ceylan sen nasıl yaptın böyle bir şey ya? Ben şimdi sana ne yapayım ben? Ne yapayım şimdi anne, sana? Anne dinle. Hiçbir şey olmadı. Aramızda hiçbir şey geçmedi. Evlenme teklif etti bana. Evet. Annesi de Ömer de oradaydı. Sen ne dedin? Evet de demedim, hayır da demedim. Hanımefendi. Kardeşim tamam çıkıyoruz. Ceylan. Sen nasıl bir şeyin içindesin kızım? Ha? Madem bu adamın böyle bir niyeti vardı. Sen niçin o evde kaldın? Biz niçin seni o eve çalışmaya gönderdik Ceylan? Niçin? Dinle sakin ol. Sizi çıkarmak zorundayız artık. Dokunma bana. Siz zorluk çıkardınız yürüyün. Bırak Ceylan'ı. Yürüyün dedik çek size. Çek şu ellerini. Çek elini bırak beni. Çek.